Ne haber? İsmet Hanım'a mı? Ha, geçerken bırakacaktım ya. Sende ne var ne yok? Geçici velayet kararı için uzmanların görüşüne başvurulacak. İyi şey, iyi bir şey mi bu? Umarım, göreceğiz. İyi, güzel. Hadi gel. Nereye? Elindekileri bırakmaya. Yok sen şey yapma ya, ben geçerken bırakırım sonra. Sebep? Hadi soğutmadan götürelim işte. Tamam. Tamam. Hadi. Sen gergin misin biraz? Yok. Nasıl geçti Seher Hanım'la günün bugün? Sen gelene kadar televizyon izledik anne. Canım, hayatta olur öyle arada sıkıcı günler. Çok sıkıcıydı ama. Bak şimdi sana ne diyeceğim. Hani seninle geçen gün geçici velayetle ilgili bir şey konuşmuştuk, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Şimdi o konuyla ilgili evimize birileri gelecek. Neden? Senin benimle kalmana karar vermeleri için evimize bakmaya gelecekler. Ya burayı beğenmezlerse? İşte ben de onu diyorum. Aklıma şöyle bir fikir geldi. Şimdi Rüya gelecek ya, Çiçek'le Tomris'i de arayalım. Benim patronum var ya, onu da hatırlıyorsun. Hatırlıyorsun değil mi? Ona da haber verelim. Hatta Ömer'le Ozan da gelsin. Hep beraber şöyle el birliğiyle evi güzelleştirsek. Her yeri mi? Her yeri. Yaşasın. Yaşasın. Hemen de mutlu mu oldun? Rüya hadi canım. Senin bana söylemediğin bir şey var. Ne gibi? Senin İsmet Hanım'ın kızıyla ne ilgin var? Zeyno'yla mı? Herkesin Zeynep'i senin Zeyno'n mu oldu? Yani sen bu olayı niye kurcalıyorsun? Ben anlamıyorum ki. Sevgilin de değil mi? Bir zamanlar, eskiden yani. Niye hepiniz sakladınız bunu benden? Niye sakladın? Ya ben senden bir şey saklamadım. Bir ikincisi sen bana bir şey sormadın ki. Ben sormadan önce seni söylemen lazımdı. Rüya yapma gözünü seveyim. Kapandı gitti, kaç senelik mevzu ya. Kaç senelik? 13-14 senesi var. Niye ayrıldınız? O üniversiteyi kazandı. Çekti gitti, bir daha da geri dönmedi. Mevzu da kapandı işte. Yaşanamadı yani. Rüya. Aşık mıydın ama? Ya çocukluk o zamanlar. Aşıktım. Ha bir de kıskançlık çıktı başıma şimdi. Yani şu kadar mini minnacık, azıcık. Mini minnacık. Sadece ben dalga geçebilirim kendimle, sen geçme. Bak ya şu hareketlere. Benim sırf kıskançlık değil sadece. Ne peki? Bütün bu yalanlar, sırlar. Benden saklandığı her şeyden çok korkuyorum artık. Böyle altından büyük bir şey çıkacakmış gibi geliyor. Bir tanem, hiçbir şey çıkmayacak, tamam mı? Söz. Hadi. Ne oldu? Cemre arıyor. Efendim Cemre? Süper fikir. Tamam, herkes toplayıp geliyorum. Ne oldu? Gel. Ne diyorsun sanımlar? Burası ev olur mu? Burası zaten bir yuva. Birazcık bakıma ihtiyacı olan bir yuva. Masraflı bir yuva. Sonsuz kredisi olan bir yuva. Tomris hayır. Bu sefer itiraz etme lütfen. Birbirimize söz vermedik. Birbirimize kız kardeş olmadık mı biz? Olduk. Hadi ne duruyoruz o zaman? Baştan yaratalım burayı. Tamam. Hadi tamam. Yürense yeniden dünya. Gün olup da geleceksen usul usul gün yarken gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine. Gün olup da döneceksen usul usul gün yarken gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine. Thank you.
açıyordu. O zamanlar gözlerinde bir baksan kül olurdum yüzüne. Başın alıp gittiğinde yağmurlar küstü bana, bir daha yağmadılar coşkuyla. Bir karanfil yağsa yağmur, büyülense yeniden dünya. Gün olup kana geleceksen, usul usul gün yarken, gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine. Gün olup kana döneceksen, usul usul gün yarken, gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine. Bir karanfil yağsa yağmur, büyülense yeniden dünya. Gün olup kana geleceksen, usul usul gün yarken, gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine. Nasıl buldun? Eskisinden daha güzel. Yani değil mi? Hı hı. Gel bakalım bir de içeriği göstereyim sana. Söz veriyorum, söz veriyorum, daha güzel bir eve geçeceğiz. Burası geçici. Olsun. Yeter ki beni bırakma. Seni bırakmam. Emin seni bırakmaz. Seni bırakmam. Hangileri? Dur bakayım, bununla. Bununla bu. Hepsini sattığımızda kendi okuluma gidebilir miyim anne? Aşkım. Yani bu imkansız, senin okulun çok pahalı. Ama Güneş. Lütfen. Cemre. Ozan. Müsait misiniz? Evet. Ne oldu? Ne oldu? Güneş eski okuluna gitmek istiyor. Biraz canımız sıkkın. Ama arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Üzülmek için hiç doğru bir zaman değil. Niye? Çünkü Güneş'in sürprizi geldi. Ne sürprizi? Hadi kalk kalk kalk, beraber bakalım. Aa. Evet. Güneş'in sürprizi mi geldi? Evet evet evet, doğru duydunuz. Hiç. Buyurun lütfen. Beklemediğimiz bir anda. Evet lütfen. Buyurun siz de. Evet, bunu da buraya koyduk ve... Çok güzel oldu değil mi? Çok. Nasıl? Güneş, beğendin mi? Çok güzel. Beğendim. Aşkım. Aşkım, sana söz veriyorum. İncelemelerden sonra başka bir eve geçeceğiz. Yani Yedi Kule'de bize uygun bir ev bulunur herhalde. Değil mi? Buluruz tabii. Hem de en güzelini buluruz. Yeter ki siz bizi bırakıp başka bir yere gitmeyin ya. Hiçbir yere gitmeye niyetimiz yok. Güneş, sana bir sır vereyim mi? Ne sırrı? Biliyor musun, ben de seninle aynı okula gittim. Gerçekten mi? Gerçekten. Ama bak, benim elimi kimse tuzluk yapmadı. Yani bir kere bile. Ha, Ömer abin o zaman da yaramazdı ama... bence sen yaramaz bir çocuk değilsin. Hayır, değil. Değil mi? Hayır. Evet. O zaman... benimle iddiaya var mısın? Ne iddiası? Ne iddiası? Şöyle ki, eğer annenin dediği gibi uslu bir çocuksan, bu dönem benim okulumda rahatça okursun, sınıfı bitirirsin. Annen haklı çıkar. Ve ben sana sene sonunda bisiklet alırım. Sen eğer haklıysan? Ben haklı çıkarsam
Siz bana bisiklet alırsınız ya. Kabul mü? Kabul. Kabul mü? Kabul. Tamam, anlaştık. Kalemir oğlum ya, ittirme. Yer yok, yer yok. Kaç, kaç, kaç. Ya gelmezse? Gelecek oğlum, eminim ya. Lan o kadın günahını bile vermez bize. Nereye geliyor? Ya gelecek diyorum. Kes sesini iki dakika ya. Hazır mısın? Hazırım. Uzun. Hop, ne oldu lan? Yerdik oğlum. Hanım teyze. Şimdi ödeştik. Böyle düğümlerle adamın boğazına. Aferin. Boğazına dizenin, sen de boğazına diz. Bunları unuttun. Vallahi ister ye, ister çöpe at. Keyfin bilir. Nimet'in günahı ne? Vallahi tam zamanında geldin Ozan. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Etme etme. Teşekkür edilecek bir şey yapmadım Cemre. Nasıl yapmadın? Yani yatak odası. Okul için ikna ettin. Bu arada okul bana da sürpriz oldu ya. Bir şey soracağım. Heh, şimdi ben de merak ediyordum zaten acaba bu soru ne zaman gelecek diye. Senin yerine ben sorayım. Ozan mobilyaları nasıl aldın? Nasıl aldın? Senin bana verdiğin para bende duruyordu Cemre. Bu senin için. Ne bu? Ya Güneş'e böyle birkaç bir şey almak için eve bir kenara ayırmıştım Rüya'nın verdiklerinden işte. Dolaptı, yataktı vesaire. Çok büyük bir meblağ değil. Ama bir eksiğini kapatır. Cemre. Ya izin ver bir kere de ben sana yardımcı olayım. Sen şimdi bunu almazsan ben bir daha senin hiçbir yardımını kabul etmem. Nasıl dokunmadın? Senindi çünkü. Ay Ozan. Cemre yapma ne olur. Korkma. Ben sınırlarını bilen bir adamım ve bunu hiçbir zaman da aşmam. Yani seni zor durumda bırakmam ben. Senden tek istediğim, bana izin ver mutluluğunda huzur bulayım. Başka bir istediğim bir şey yok. Ozan. Söyle. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Görüşürüz. Görüşürüz. Hı hı. Emin misin abi? Aha. Tamam. Şey, öğrenebildiğimiz bu mu abi? Eyvallah, sağ olasın. Tamam.
Tamam, eyvallah. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Ne oldu, ne iş? Şu İskender'in kızı var ya. Arzu. Ha. Oğlum o İskender'le ne alaka ya? Kesker alaka bildiğin. Yani kız senin benim gibi bir ailenin kızı. Zaten bir yerden sonra hakkında bir bilgiye de ulaşılamıyor. Bana sorarsan gerçek ismi Arzu da olmayabilir birader. O ne? Al kardeşim. Ne bu? Gerçek ismi Arzu, vesikadaki adı Sevtap. Ha? Oğlum emin misin bir benzerlik olmasın? Yok oğlum, kaç gündür araştırıyorum işte bak. Yüzünü tanıtınca ortaya çıktı. Aynı kız. Gördün mü? Ya? Vallahi yok. Bu belli ki bu kadına kapılmış. Bıçaklandıktan sonra da işine döndürmemiş. Vay be. İskender'den beklenmeyecek kral bir hareket. Günaydın. Kahvaltı hazırlayacağım. Hemen çıkmam mı gerekiyor? Başka zaman. Bugün büyük gün. Umarım her şey istediğin gibi olur. Olacak. Senin bir şeyin mi var? Ne bileyim. Bir yanım her şey istediğin gibi olsun istiyor. Ama? Ama. Diğer yanım ancak bir şeyler kötü giderse buraya gelir. Onu görebilirsin diyor. Söyleme böyle, üzme beni. Ama öyle. Ben senin kötü gün dostunum. Sen benim için çok daha fazlasın. Sen benim dostumsun. Sırdaşımsın. Sen benim seçtiğim ailemsin. Yapacaksın İskender'e, karar verdin mi? Dersini alacak o da. Haddini hududunu bilecek birader bundan sonra. Haddini hududunu bilecek. Efendim? Evet benim. Olur tabii ki, müsaitim. Evdeyim, bekliyorum, teşekkür ederim. Size de. Geliyorlar mı? Kim geliyor? Geçici velayet için geliyorlar aşkım. İki tane pedagog geliyor, iki gibi. Tamam. Tamam. Çayı getireyim. Neyi? Dur. Saat kaçta demiştiniz? Tabii ki uygun. Bekliyorum. Teşekkürler. Kim? Güneş için. Görevliler gelip eve bakacaklar. Oh, nihayet. Bir an önce gelsinler de sen evladına, ben de torunuma kavuşalım. Öyle olacak zaten. İskender nerede? Bilmiyorum. Gelmiyor. Telefonlarımı da açmıyor. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ama gönlünü almak gerek onun. Biraz sakinleşsin. Doğru zamanda ben konuşurum onunla. Merak etme. Sonuçta İskender'den bahsediyoruz. Thank you.
Peki. Neyim var? Hı? Hiç, öyle dalmışım. Sende bir gariplik var ha. Öyle bir tuhafsın yani. Buradasın ama değilsin gibi. Neyin var gibi? Hı? Hiç. Yok bir şey. Ne diyeceğim? Hemen evlensek ya. Ha? Nasıl? Hapishanede mi? Hı hı. Ya zaten daha duruşma tarihim bile belli değil. Olsa bile İskender Kuşlu en ağır cezayı almam için elinden geleni yapar. Belki de geri çeker şikayetini. Hı. Kırmızı kar yağarsa. Ne diyorsun çiçeği? Hı? Hangi konuda? Ya burada evlenelim mi? Ay. Burada ya da dışarıda. Senin karın olayım yeter. Evlenelim. Dünya varmış. Ne o? Yüzük mü? Evet. Ali bana evlenme teklif etti. Hemen evleneceğiz. Hapishanede mi? Evet. Sen beni mi takip ettiriyorsun? Nereden öğrendin burada olduğumu? Benim de kendime göre yöntemlerim var. Evi aradım, ailen söyledi. O kadar zor olmadı. Ne istiyorsun? Abim konusunda haklıymışsın. Buraya bunu söylemek için mi geldin? Hayır. Abimi yıkacağım. Bence sen ne istediğini pek bilmiyorsun. Bir gün Çelebi olmak istiyorsun, ertesi gün onu yok etmek. Yanılıyorsun. Çünkü abim olmamla abimi yıkmam arasında hiçbir fark yok. Çünkü eğer abimi yıkmak istiyorsan onun gibi biri olmak lazım. Ona dönüşmek lazım. Öz ya da değil. Abin sonuçta. Ne kadar ileriye gidebilirsin ki? Tahtından indireceğim. Nasıl? Bugün ilk adımı atıyorum. Ama daha önemli bir şey var. Onu yıkacak tek bir şey var. Bak bu öyle bir şey ki... hem abimi güçsüzleştirecek... hem Cemre'yi güçlendirecek... hem de yeğenimi mutlu edecek. Güneş mi? Gözümle gördüm. Abim de insan. Az da olsa duyguları var. Ve Güneş onun kalesi. Eğer onu kaybederse her şeyi kaybeder. Benden ne istiyorsun? İşbirliği. Sadece ikimiz arasında. Abimin Güneş'i almamasını sağlayacağız. Sen Cemre ve Güneş'e iyilik yapmış olacaksın. Ben de abimi yıkacağım. İkimiz de kazanmış olacağız. Ne dersin? Bak eğer bu bir oyunsa... Değil Çiçek. Hatta ben sana iyi niyet göstergesi olarak şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Ali'den şikayetçi olmayacağım. Eğer Ali'den şikayetçi olmazsam... alnına çıkar. Bu sefer kimse zarar görmeyecek Çiçek. Abim dışında. O kaybedecek, biz kazanacağız. Kenan amca için değmez mi? Hı? Var mısın? Varım. Dediğim gibi arka taraftan atlıyorsun, eve giriyorsun. Kadın falan gelirse ben seni uyandırırım, hemen çıkarsın. Tamam abi, ben de merak etme sen. Evin içinden bir şey çalma. Tamam abi, tövbeliyim biliyorsun zaten. Şşş, çalma. Tamam abi. Hadi.
sokayım mı seni eve? İstemiyorum. Kendim giderim. Anlamıyorum ya ben seni. Ya bir gün bana çok iyi davranıyorsun. Hatta... Hatta ne? Hatta şımar gibi. Böyle en yakın arkadaşım, dostum yanımdaymış gibi hissediyorum. Ama sonra bir bakıyorum yine karşımda bildiğim çiçek. Alo? Ömer? Birader konum atıyorum sana, bekliyorum. Neredesin ya sen? Orası sürpriz olsun, gel. Ne sürprizi ya, ne saçmalıyorsun sen? Alo? Alo? İskender, iyi misin? İyi misin? Eline ne oldu? Sakin ol, dur. İskender, iyi misin? Öğrenmiş. Allah kahretsin, öğrenmiş. Sakin ol. Ne oluyor? Dur. Hayır, bu halde araba kullanamazsın. Geç, geç, ben götürürüm seni. Nereye gidiyoruz? Zekeriya Köyü. Ha, tertemiz oldu. Televizyonun üstünü sildin mi? Sildim ama istersen bir daha sileyim. Yok yok, tamam tamam. Sildiysen tamam, gerek yok. Rüya. Ya bu kadar şey boşuna giderse? Gitmeyecek. Senin yanının Güneş için en güvenli yer olduğunu anlayacaklar. Anlayacaklar değil mi? Anlayacaklar. Anlamazlarsa da sen anlatırsın. İkna edersin onları bir şekilde. Sen kendine, kalbine güven. Evet. Evet. Hem sen neleri atlattın bugüne kadar? Bugün de atlatacaksın. Atlatacağım. Atlatacaksın. Atlatacağım. Hadi. Tamam, hadi. Şurayı almadım. Sakın, tamam mı? Arabada kal. Ama nereye geldiğimizi söylemedin. Çiçek inme arabada. Kapıyı sakın çıkma. Tamam mı? İskender korkma sana beni. Ne oluyor? Anlatacağım Arzu, anlatacağım sonra. Tamam mı? Anlatacağım. O kız değil mi bu Çiçek? Sonra anlatacağım sana her şeyi, tamam mı? Bak sonra. Sırası değil. Bağırma, bağırma. Buradayım. Neyim şimdi? Ha? Senin ne yapmaya çalıştığının farkında değil miyim lan ben? He? Belaltı mı vurmaya çalışıyorsun bana? Bak ben ne sana yaparım ha? Bak niye yapmıyorum biliyor musun? Bana yakışmaz oğlum.
Oğlum sen bokunda boncuk ararken ben hayatın içindeydim lan. Beni zıvanadan çıkarma çocuk. Bu seninle benim meselem. Tamam işte ben de onu söylüyorum. Senin meselen benle, benim meselem senle. Oğlum bizim de sevdiğimiz insanlar var lan. Ha, senin gibi böyle kapıların arkasında saklamıyoruz oğlum. Yanında duruyoruz lan biz. Elini tutuyoruz, arkasında dağılıyoruz oğlum. Gerekirse ona bir şey olmasın diye canımı veririm lan ben. Kısa kes. Tamam işte. Bak sana son sözüm. Bir de anam bacım bu işe karıştırma. Annemin ismini ağzına alma, tamam mı? Eğer bir daha böyle bir şey yaparsan, senin o ciğerinin yerini bulurum çocuk. O ciğerini sökerim sana. Aklıma ne delikanlılık gelir, ne insanlık gelir, ne de racon gelir. Sana çok kötü şeyler yaparım. Senin canımı yakmasına izin vermeyeceğim. Ve artık durmayacağım. Canımı yakan herkesin canını yakacağım. Sırayla. Tek tek. Sakin ol. Gelirler şimdi. Ben acaba kapıda mı bekleseydim? Geçebilirler mi oradan? Ya biz geçiyorsak onlar da geçer bence. Geldiler. Buyurun, buyurun. Burası, buyurun. Başka giriş yok mu buranın? Ay yok maalesef. Ama şöyle yan durup geçerseniz daha kolay geçiliyor. Buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba. Cemre ben. Merhaba. Güneş'in annesiyim. Merhaba. Merhaba Rüya. Ya. Kalmak istediğini, işte mutlu olup olmadığını falan herhalde. Her gün okula gidiyor musun? Pazartesi günü yeni okuluma başlayacağım. Ama aslında gitmek istemiyorum. Neden istemiyorsun? Çünkü eski okulumu seviyorum. Oraya neden gitmiyorsun? Paramız yokmuş. Babam da ödememiş. Zaten yeni okulumda tuzluk yapmayacaklarmış. Ozan abi de öyle dedi. Tuzluk? Babam da beni okula göndermiyordu zaten. Neden? Annem beni gelip görmesin diye. Babamla babaannem konuşurken duymuştum.
annenle babanın boşanma davası açtığını biliyor musun? Peki sen hangisinde kalmak istiyorsun? İlginiz için teşekkür ederiz. Ay ne demek biz teşekkür ederiz? Bitti mi? Evet. Sonucu ne zaman öğreniriz? Yarın. Bugün olmaz yani. Bugün eşinizle sizin koşullarınızı değerlendireceğiz. Raporumuzu hakime sunarız. Kararı yarın öğrenirsiniz. Bir ipucu. Yani şimdiden bir şey söylemek çok doğru olmaz. Tabii. Tamam. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Teşekkürler. İyi günler. Nereye? İşim şansa bırakmayacağım. Kapıyı kapat, soğuk girmesin. Pardon. Pardon. Ben şey... Buyurun. Biliyorum siz en doğru karar vereceksiniz. Lütfen söyleyeceklerimi yanlış anlamayın, kişisel algılamayın ama... Ben Çelebi ile ilgili öyle sınavlardan geçtim ki, o yüzden bunu söyleme ihtiyacı hissediyorum. Akıl sağlığım yerinde olduğu halde kuruldaki başkanı satın aldığı için aksi rapor çıktı bana. Biliyorum dünya hiçbir kadın için güvenli bir yer değil. Ama benim için hiç değil. Karşımda benden kat kat daha güçlü bir adam var. Ya benim maddi olanaklarım onunkiyle asla boy ölçüşemez, gördünüz. Yani belki dışarıdan bakıldığında evet... Ben bir çocuğun... daha büyük bir evde... daha konforlu bir alanda yaşıyor olması... avantajlı olarak görünebilir. Ama inanın ki öyle değil. Değil. Ben de onun alamayacağı bir şey var. Burası benim kızım için atıyor. Ben onun için yaşıyorum. Onun varlığı için. Onun güveni, onun mutluluğu için. Burası o kadar geniş ki. Yani... onun evleri, yatları, çiftliklerinden daha geniş. Parasından daha değerli. Ben 10 yaşında kaybettim babamı. Annem öldürdü. Babasız olmak benim Çelebi gibi bir adama inanmama sebep oldu. Kandım. Ama annesizlik... oh, hiç geçmeyen bir yara. Bitmeyen bir boşluk. Kimsesizlik. Eğer siz velayeti babasına verirseniz, Çelebi bir daha kızımın yüzünü bana göstermez. Ve zaman içinde benden uzaklaştırır. Çünkü daha o bir çocuk. O yüzden size yalvarıyorum. Benim kaderimin kızıma geçmesine izin vermeyin. İzin verin kızımı seveyim. Çok seveyim. Aferin, gel. Rüya, hadi. Daha Güneş'i okula bırakacağız, hadi. Yetişiriz, merak etme. Tamam, olsun. Gerekirse kapıda bekleyelim. Anne. Anne? Ya beni sana vermezlerse? Sen korkma sakın, bunları düşünme. Ayrılmamak için her şeyi yapacağız. Tamam mı? Bizi kimse ayıramaz. Babam bile mi? Babam bile. Güneş'i almadan gelmiyorsun. Aksi mümkün değil. Canım ailem. Oğlum sen neredesin? İşim vardı.
Evine hoş geldin. Umarım birazdan da böyle düşünürsün. Ne demek o? Özel mi konuşalım burada mı? Oyun oynayacak vaktim yok İskender. Adliyeye gidiyorum. Peki o zaman ben direkt konuya giriyorum. Hı. Kaya Beyli Holding'in yönetim kurulu başkanlığını bana bırakacaksın. Oğlum emin misin ya çiçeğin olduğuna? Oğlum çiçekti ya. Yoksa niye öyle bir şey söyledin? Da kardeşim çiçeğin İskender'le ne işi olur? Orasını kafam almıyor birader. Ulan ister misin ya? Kenan Bey mi diyorsun? Yani öyle olmasa Çelebilerin nasıl haberi olacak birader? Oğlum niye böyle bir şey yapsın? İşte orasını kafam almıyor. Rüya'ya söyleyecek misin? Neye? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsunuz? Aile mahkemesine sonucu almaya. İyi hadi hayırlısı. Hadi bakalım. Sağ ol. Neyin var senin? Bir şeyim yok, iyiyim ben ya. Hayır, var bir şey belli yani. Bir şey saklama dedikçe inadına yapar gibi. Rüyacığım bir şey saklamıyorum. Öyle ayaküstü konuşulacak bir şey değil, konuşuruz. Bir şey söyleyeceğim. Sen burada Ömer'le kal, ben tek başıma gideyim. Olmaz öyle. Olur. Olur olur, çok güzel olur. Ben Cemre'yle giderim. Tamam, hadi. Biz Ozan'la gideriz. Cemre olmaz. Oldu bile hadi. De. Kolaylıklar. Hadi bay bay. Hadi. Kolay gelsin. Görüşürüz. Neyin var senin? Tamam geç otur şöyle anlatacağım. Geç. Ne? Dün Çiçek'le İskender'i bir arada gördüm. Atlas'ı görmeye gitmiştir. Öyle bir şey değildi ya. Çiçek İskender'in arabasını sürüyor. Çiçek değildir o. Benzetmişsindir. Rüya çiçekti. Çiçekti. Yani anlamadığım tarafı... sanki düşman gibi değillerdi, dost gibiler. Ben bir adres buldum da... Ne? Ne adresi? Fatma'nın bir arkadaşından istemiştim. Geri dönmüşler şimdi. Yani emin değilim tabii doğru mu ama. Sen ne dediğini bilmiyorsun. Önce şuraya otur, sakin sakin bir konuşalım. Hala belediye başkanı olmak istiyorsun değil mi? İstiyorsun. O zaman... bazı ihalelere karıştırdığın bu usulsüzlüklerin ortaya çıkmaması gerekiyor. Çünkü içinde inkar edemeyeceğin kanıtlar var. Altında da imzan var. Sen abini tehdit mi ediyorsun? Yok. Ben ona seçenek sunuyorum. Çünkü o çok sever böyle seçenekler sunmayı insanlara. Değil mi abicim? Onlar orijinal belgeler değil tahmin edersin. Yanlış yapıyorsun. Hakkım olanı geri alıyorum. Kimse yenilmez değil anne. Sen de değilsin. Bugün senin yenilmezliğinin bittiği ilk gün. Çelebi. Kolay gelsin. Merhaba. Cemre Kayabeyli ben. Geçici velayet sonucunu almak için gelmiştim. Bir saniye lütfen. Kayabeyli demiştiniz değil mi? Evet.
Çıkmış mı? Buyurun. Teşekkür ederim. Cemre sesli oku. Tamam. Versin şunu tamam. Bitir. Dur dur dur. Tamam sakin. Zarfı da ver. Tamam. Hadi. Nerede? Hadi tamam. Sonuç. Evet. Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle müşterek çocuk Güneş Kayabeyli'nin geçici velayetinin mahkememiz kararıyla boşanma davası sonuçlanana kadar çocuğun annesi Cemre Kayabeyli'ye verilmesine karar verilmiştir. Vermişler. Ablam bana vermişler. Bana vermişler. O zaman...